Hürriyet.com.tr yayınından herkese merhaba. Aşılarla ilgili pek çok haberin yayınlandığı şu günlerde çok değerli bir bilim insanını bugün yayınımızda ağırlıyoruz. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, kendisi enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ömür Bey. Tabii biliyorsunuz son zamanlarda aşılar olmaya devam ederken aşı karşıtlığı da artmaya başladı ve bununla ilgili pek çok söylem duyuyoruz. Siz aşılarla ilgili ne söylersiniz? Bir kere aşılar geçtiğimiz yüzyılın insanlık açısından en önemli sağlık ürünlerinden bir tanesi. Çünkü aşılar sayesinde bugüne kadar milyonlarca insanın yaşamı kurtuldu. Milyonlarca çocuk yaşama tutundu. Bir kere çocukluk çağı bulaşıcı hastalıkları dediğimiz hastalıklardan ki eskilerden romanlara konu olmuş, şiirlere konu olmuş hastalıklar bunlar. Onların birçoğunu artık görmez olduk ve çocuklarımız sağlıklı bir biçimde büyüyebildiler, sağlıklı bir biçimde yaşamın içinde yer alabildiler. Bu anlamda aşı hepimiz için çok önemli bir sağlık elemanıdır. Ve işin ilginç tarafı aslına bakarsanız Avrupa'ya aşıyı tanıtan kişiler de, insanlar da, topluluklar da Türklerdir. Çünkü Uzak Doğu'dan, Asya'dan buraya doğru geldiğimiz sırada Türkler olarak Çin'den aldığımız bir takım tıbbi uygulamaları da devralıp geldik. Örneğin işte çiçeğe karşı olan ilk aşılar Çin'de yapılmış, oradan Türklere geçmiş. Ve yanılmıyorsam 17. 18. yüzyıl gibi İngiltere'nin İstanbul'da bulunan sefirinin hanımı çiçek aşısının yapıldığını, daha doğrusu çocukların çiçekten ölmediklerini ve bunun da bir nedene bağlandığını, çiçek geçirmiş hayvanlardan alınan örneklerin çocuklara enjekte edilerek, yapılarak çocukların çiçekten ölmediklerini gördüğünde bunu İngiltere'ye bildirmiş ve İngiltere'de araştırmalar yapılmış ve ondan sonra aşı kullanılmaya başlanmış İngiltere'de ve Avrupalılar aşı kavramıyla Pasteur'den önce belki Türkler sayesinde tanışmışlardır. Ama Pasteur bu konunun en önemli insanı. Örneğin kuduzdan insanların ölmesi, düşünsenize bir köpek tarafından veya vahşi hayvan tarafından ısırılıyorsunuz ve hiçbir şey yapmadan beklemek zorundasınız eğer aşınız yoksa. Ama bunu aşabilmiştir insanlık gene aşı sayesinde. Artık insanlar kuduzdan ölmemeye başlamışlardır gibi gibi. Birçok bulaşıcı hastalığın ortadan kalkmasını sağlayan veya azalmasını sağlayan bir unsurdur. Bu anlamda da aşı karşıtlığını anlamak veya aşıya karşı olmaya anlamak olanaklı değil. Bunu tüm insanların, tüm toplumun bu şekilde biliyor olması gerekir. Şunu da belirtmekte fayda var. Bilim her şeyin önünde gelir. Yani hani Atatürk'ün de dediği gibi yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Bilime inanarak davranmak zorundasınızdır. Aşı bilimin en önemli bulduğu unsurlardan bir tanesidir. İnsanlığa yararlı olarak bulduğu unsurlardan bir tanesidir. O nedenle de aşıya karşı olmamak ve gereğinde, zamanı geldiğinde aşıyı yaptırmak gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok haklısınız gerçekten. Nitekim son zamanlarda gelen raporlar bize 65 yaş üstü kişilerin, COVID aşısı olan kişilerin arasındaki vaka sayılarının azaldığını gösteriyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere bizim ülkemizde yaptığımız en önemli şey bu pandemi sürecinde ileri yaştaki kişilerimizi, vatandaşlarımızı aşılayarak koruyabilmiş olmamız ve gerçekten de öyle. Aşı olan grupta olmayanlara nazaran yaşama tutunabilme, yaşamda kalma oranı neredeyse %100 farklı. Yani aşı olan grupta yaşam yitimi görmezken aşı olmayan grupta ise yaşam yitimlerini hala ne yazık ki görmekteyiz. Benzer bir oran aslında hastaneye yatışlarda da söz konusu. Yani aşı olan gruplar çok daha az hastaneye yatıyorlar aşı olmayan gruplara oranla. Hastalığa yakalanma da yine aynı şekilde. Aşı olan grupta hastalığa yakalanma oranı çok düşükken o yakalananlar da çok hafif bir biçimde geçiriyorlar. Ama aşı olmayan grupta ne yazık ki daha fazla hasta olma oranı var. Bunu Amerika'daki yapılan çalışmalar, İngiltere'deki yapılan çalışmalar da gösteriyor.
Ayrıca İsrail şu anda aşı oranlarını neredeyse tamamlamış durumda ve oradaki ölüm oranları günlük 5'e kadar düşmüş durumda. Bakın onlar da zaten aşı olmayan grup içerisinde yer alanlar. Hastalık sayısı çok düşmüş durumda. Ya aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu pandemi de bize. Bizim ülkemizde de son dönemde ağır hasta ve yaşam yitimlerindeki yaş ortalaması ileri yaşlardan aşağıya doğru kaymaya başladı. Yani risk grubunun diğer grubuna doğru altta yatan hastalığı bulunanlara karşı kaymaya başladı. Ama şu anda yaklaşık bir hafta önce Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bir kararla o grup da aşı çemberinin içerisine alındı. Biz umutla şimdi onların da aşılanmasını bekliyoruz. Eğer onların da aşılanması tamamlanır ve bağışık hale geçerlerse büyük olasılıkla olgu sayılarımızda olmasa bile ölüm sayılarımızda ciddi oranda düşüşler olacaktır. COVID'e yakalanmaları durumunda en yüksek ölüm olasılığı bulunanları korumaya almış olacağız. Peki hocam, son zamanlarda aşılarla ilgili Alman aşısı mı yoksa Çin aşısı mı yaptırılmalı gibi aramalar Google'da çok meşhur biliyorsunuz. İnsanlar arasında da söylemler dolanıp duruyor. Sonuç olarak şu an BioNTech aşısına da ulaşmaya başladık. Nasıl karar vermeli insanlar, ne yapmalı bu konuda? Şimdi ben herhangi bir aşının seçimi konusunda karar verici bir merci değilim. Ben bir tıp çalışanı ve bir hekim olarak şunu söylemek zorundayım. Hangi aşıyı buluyorsanız, önünüzde hangi aşı varsa onu olun. Yani bu bir kere kesin. Ama küçük bir ayrım istiyorsanız, aralarında bazı nüanslar olduğunu söyleyebilirim. Neler bunlar? Örneğin mRNA aşısı olduğunuzda yan etkilerinin bir miktar daha inaktive virüs aşısına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha fazla kol ağrısı çekebilirsiniz, birkaç gün kırgınlık çekebilirsiniz. Ancak mRNA aşısının koruma oranının inaktive virüs aşısından daha fazla olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yani antikor oluşturma düzeyi ve koruma oranı, hastalığın geçirilmemesi, tamamen hastalıktan korunma oranından bahsediyorum. Bir miktar daha yüksek. Hani birinin %90'lardayken, 90'ı aşmışken inaktive virüs aşısının %70'ler civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama ikisi için de şu geçerli. Her iki aşıda ağır hastalık geçirme ve ölümden koruma olasılığında %100 başarılılar. Yani her iki aşıda hastalığın ağır geçirilmesini engelliyor ve ölümden de koruyor. Bu anlamda hangisini olursanız, önünüze hangisi geliyorsa aşı için olumlu bir düşünce bildirmek zorundayım. Bir grup var ki bağışıklığı baskılanmış hasta grubumuz, yani kemoterapi alanlar, kanser tedavisi görenler veya eskiden beri bilinen işte doğumsal bazı bağışıklık yetmezliği bulunanlar. Bunlar da zaten başka aşılarda da antikor yanıtlarımız yeterli olmayabiliyor. Bu anlamda antikor yanıtının güçlü uyardığından dolayı belki bir mRNA aşısına doğru seçim yapılabilir. Ama sadece bu grup için söylüyorum. Yoksa genel grup anlamında mRNA aşısı veya inaktive virüs aşısı arasında benim biraz önce söylediğim farklar dışında bir farklılık yok. İkisi de koruma anlamında, hastalığa yakalansanız bile hafif geçirilmesi anlamında olumlu. İkisinin hastaneye yatırma oranı benzer, yani neredeyse yok. İkisinde de ölme olasılığı neredeyse sıfır. Peki hocam, şimdi sosyal medya gruplarında aşı karşıtlığına dair pek çok çalışma var. Son zamanlarda pek çok insanı da etkilediklerini görüyoruz. Nitekim aşı sırası gelmiş olan ama aşı olmak istemeyen insanlar da şu anda ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bu grup için neler söylemek istersiniz? Bir bilim insanı olarak bilime güvenmenin yollarını ona hangi cümlelerle anlatabiliriz o insanlara? Bir kere biraz önce söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği sözü hiç unutmamak gerekiyor. Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Yani buradan yola çıktığımız zaman aşı karşıtı olmak aslına bakarsanız insanlık düşmanlığıyla bence eşdeğerdir. Hani belki biraz sert olacak bu sözlerim ama aynen öyle. Çünkü benim aşı olmadığından dolayı ne yazık ki yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldığım hastam da var. İleri yaşta aşı olmamış ve hastalığı ağır geçiren.
Ne yazık ki bu durum böyle. Yani aşı olmayan insanlar COVID-19 sırasında yakalandıklarında ne yazık ki yoğun bakıma yatabiliyorlar ve ölme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi ben o insanlara şunu soruyorum, aşı karşıtlarına. Bu insanın yaşamını yitirmesi durumunda yapmış oldukları eylemin veya yapmış oldukları davranışın doğruluğunu hala inanıyorlar mı? Yani biliyorsunuz sosyal medya çok, sosyal medyada COVID-19 pandemisine inanmayanlar da var. Hatta bu konuda bazı sanatçı diye geçinen insanlar da bir takım şeyler söylüyorlar COVID-19'un pandemisi olmadığına yönelik. Ben sadece şunu söylüyorum. Sadece bir gün bile değil, yarım saatliğine COVID-19 geçiren hastaların bulunduğu bir yoğun bakımda maskesiz dolaşmalarını talep ediyorum onlardan. Aşı da olmasınlar. Bakalım neyle karşılaşacaklar. Yani bunu böyle kanıtlamanın bir anlamı yok aslına bakarsanız. Hani bu söylediğim sadece bir espri olabilir. Tabii ki kimse girmesin oraya. Tabii ki kimse hasta olmasın orada. Ama aşı karşıtlığının insanlık düşmanı olduğunu bilerek insanların yaşamının yitirilmesine neden olduklarını da bilmeleri gerekiyor bu insanların. Ve aşı biraz önce de söylediğim gibi 20. yüzyılın, bizim geçmiş yüzyılımızın en önemli sağlık unsurudur ve milyonlarca milyonlarca çocuğun yaşamını kurtarmıştır. Bugün aşıya ulaşamadıklarından dolayı hala yaşamını yitiren çocukların ve insanların olduğu bir dünyada ulaşamadıklarından dolayı böyle bir kampanya yürütebilmek gerçekten akla sığar bir durum değil. Tam tersine biz istiyoruz ki insanlığın tümü aşıya ulaşsın. Bazen şöyle bir tartışma oluyor. Bu vücut benim ve seçim de benim hakkım. İster olurum, ister olmam gibi. Bulaşıcı hastalıklarda böyle bir kural da yok aslına bakarsanız. Evet, bu vücut sizin olabilir ama siz bir bulaşıcı hastalığı taşıyor ve çevrenize yayıyorsanız bazen karantina önlemleri zorunlu olarak uygulanır. Yani sizi alıp devlet veya otorite izole etmek zorundadır, ayırmak zorundadır toplumun geri kalanından. Neden? Çünkü siz toplumun geri kalanı için hastalığınız nedeniyle tehlikeli bir duruma geçebilirsiniz. Başkalarına bulaştırıp başkalarının ölümüne yol açabilirsiniz. Aşı karşıtlığı da benzer bir durumdur aslında. Siz aşı karşıtlığı yaparak bazı insanların ne yazık ki yaşamını yitirmesine yol açabilirsiniz. Yani düşünsenize, engellenebilir bir hastalık nedeniyle insanlar yaşamını yitiriyorlarsa bunun sorgulanması gerekir. Bu anlamda aşı karşıtlığı insanlık düşmanlığıdır diyelim. Peki hocam, şimdi Avrupa'da bazı tartışmalar var. Özellikle aşı karnesinin çıkarılıp çıkarılmaması ile ilgili uluslararası seyahatlerin de bu yönde etkileneceğini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Acaba aşı karnesi çıkarılmalı mı? Biz kendi ülkemizde böyle bir uygulamaya girişmeli miyiz? Şimdi Avrupa Birliği'nin o aşı karnesi uygulaması aslına bakarsanız biraz insan haklarına aykırı bir durum. Neden? Çünkü Avrupa Birliği kendi onay vermiş olduğu, kendi üretim sürecinden geçen aşılara sadece onay veriyor. Ama dünyada sadece Avrupa Birliği ülkelerinde aşı üretilmiyor. Dünyada her yerde aşı üretilebiliyor ve insanlar o aşılara da ulaştıklarında olmalılar zaten. Örneğin İşte bizim olduğumuz inaktive virüs aşısı gibi veya Rusya'nın ürettiği vektör aşısı gibi. Şimdi Avrupa Birliği onlara onay vermiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü bu aşıların uygun bilimsel kriterlerle üretildiğini gördükten sonra hepsine onay veriyor. Şimdi böyle bir uygulama yaparsanız eğer tüm aşılara onay verecek, bu bir nebze olsun affedilebilir. Hani aşı karnesinin işte aşısını olmuş insanları kabul edebilirim diye. Fakat aşıya ulaşamayan insanları ne yapacaksınız? Örneğin bugün dünyada 100'e yakın ülke henüz daha aşıya ulaşabilmiş değil. Çünkü dünyadaki tüm aşı üreticilerinin 2021 yılı içerisindeki üretecekleri aşıları alt alta topladığınızda planladıkları, üretmeyi planladıkları aşıları alt alta topladığınızda 9 milyar civarında bir doz yapıyor. Ama tüm dünya için, insanlık için 11 milyar dozun daha üstünde aşıya gereksinimi var. Gereksinim var. Peki aşıya ulaşamamış, bilinçli olarak değil, gerçekten ulaşamamış insanların da seyahat özgürlüğünü kısıtlamaya devam ederseniz bu ne kadar demokratik bir tavırdır? Bu tartışılır. Ama şu yapılabilir.
ben hastalığın ülkeme gelmesini istemiyorum diyerek bazı önlemler alabilirsiniz. Örneğin seyahat kısıtlaması, aşı karnesi uygulaması yapmazsınız ama gelen insanlara test zorunluluğu yapabilirsiniz veya size geldiklerinde bu testi yaptırırsınız ve belirli bir süre karantina uygulaması yaparsınız. Bakın buna kimse itiraz etmedi. Hastalığın yayılmasını engelleyebilmek amacıyla. İngiltere 15 gün sonra bir hafta karantina uygulaması yaptı. Hatta biz de bir ara yaptık bunları. Ve bence hala yapılmaya devam edilmeli hastalığın yayılmasının engellenmesi için. Ancak aşı olmamış insanları ben ülkeme kabul etmem. Hatta bir de benim bildiğim, benim onayladığım aşılar dışındaki olanları da kabul etmem derseniz bu çok da demokratik bir uygulama değil, antidemokratik ve hani çok uygun bir yöntem olmayacaktır. Sevgili hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Umarım şu süreçte herkes, tüm toplumumuzun tüm bireyleri aşılanma sürecini gerçekleştirir ve böylece hastalık da ortalıktan kalkar diye umut ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar.